Merhabalar. Bu videoda klavye ve mouse'u tablete nasıl bağladığımı göstereceğim. Gördüm ki birçoğunuz bunu yapamamışsınız. Bunun en büyük sebebi sizin bu klavye ve mouse'u bluetooth'lu zannetmeniz. Oysa ki bu klavye ve mouse bluetooth'lu değil. Kablosuz USB ile çalışıyor ve takmak için bir USB dönüştürücüye ihtiyacınız var. Ayrıca bu klavye ve mouse şarjlı değil. Pil ile çalışıyor. Yani içine pil takmanız gerekiyor. Bu ikisini yaptığınız zaman yani içine pil takıp USB dönüştürücü ile bağladığınız zaman normalde çalışması gerekiyor. Ama eğer ki bunları yapmanıza rağmen çalışmazsa muhtemelen arızalı olabilir. İade etmenizi ya da garantiye göndermenizi öneririm. Şimdi bağlayalım. Bende bu USB dönüştürücü var. Bu USB dönüştürücüyü ben çarşıdan 10-15 liraya almıştım. İnternetten almadım. Bu yüzden size bunun linkini bırakamam ama markası Cyrox. Eğer ki internete bu markayı yazarsanız bazı bazılarda bulabilirsiniz. Bu aparatın özelliği sizin şarj yerinize bağlanıp USB takabiliyor olmanız. Yani tabletinizin USB girişi olmaz. Bilgisayarların USB girişi olur ve bu klavye ve mouse ise bilgisayar için tasarlanmış. Bu nedenle gördüğünüz gibi bu parça USB şeklinde, Type-C şeklinde değil. Bu aparat ile flash bellekte takabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın ben yazı yazmak istediğimde klavye kendiliğinden çıkıyor. Evet, böyle ekrana çıkıyor. Ancak klavyeyi yani bu aldığınız klavyeyi tablete taktığınız zaman bu klavye çıkmayacaktır. Bu da bence iyi bir şey çünkü gördüğünüz gibi ekranı kaplıyor. Mouse ve klavye tek bir kablosuz USB'ye bağlı ve gördüğünüz gibi mouse'un arkasında bulunuyor. Bunu çıkartın. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ve USB dönüştürücünüzde de tam oturacaktır. Evet. evet. Şimdi mouse'unuzu kendinize doğru çekin ve gördüğünüz gibi burada pil koyma yeri var. Buraya bir tane pil yerleştiriyorsunuz. Ancak bu pilin kaliteli olması sizin için daha iyi olur. Çünkü ben kalitesiz pil kullandığım için şarjı çok çabuk bitiyor. O nedenle sizlere kaliteli pil kullanmanızı öneririm. Klavyemizde ise gördüğünüz gibi şurada pil koyma yeri var ve iki tane pil gerekli bunun için. Ben üzerine bantladım çünkü kapağı sürekli çıkıp duruyordu. Burayı o yüzden açmayacağım. Dediğim gibi iki pil kullanıyorsunuz. Şuradaki ışık yanmıyor. Çünkü sanırım ya bozuk ya da süs için yapılmış. Yani işe yarar bir yanı yok. Ben de çalışmıyor bilmiyorum. Eğer ki sizde çalışıyorsa yorumlarda bana belirtin. Şimdi tek yapmamız gereken USB dönüştürücü ile kablosuz USB'yi birleştirmek ve tablete takmak. Daha sonra kendiliğinden çalışacaktır. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet gördüğünüz gibi ben taktıktan sonra ekrandaki klavye gitti. Ve şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için mouse'a dokunun. Hatta tıkladım. Evet gördüğünüz gibi şu an ekranda mouse'u görüyorsunuz. Hatta şöyle karanlık bir sayfa açayım. Evet burada daha net görünecektir. Mouse'u şu an ekranda görüyorsunuz. Yine aynı şekilde klavye de çalışıyor. Denemek için sizlere göstereceğim. Evet burada bir şey yazmaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi mouse da klavyede çalıştı. Tek yapmanız gereken bir USB dönüştürücü almak ve pilleri takmak. Başka bir şey yapmanıza gerek olmadan klavye ve mouse çalışacaktır. Dediğim gibi eğer ki çalışmazsa o zaman garantiye gönderin ya da ürünü iade edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki video sizin için faydalı olmuştur. Gerçekten birçok kişinin bu konuda sorun yaşadığını gördüm ve bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.